Gündem Teknoloji'den merhabalar. Bugün teknolojinin özellikle Türkiye'nin en büyük geliştirme üssü olan Bilişim Vadisi'nin genel müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu bizlerle beraber. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Özellikle Bilişim Vadisi dediğimiz zaman oluşturulan bir girişimcilere yönelik girişim sermayesi yatırım fonu var. Bunu konuşacağız. Yeni dönemdeki planlarınızı gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki yapılanma planlarınızı da çok merak ediyorum ama öncelikle baktığımızda girişimcilere yönelik oluşturulan ki önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Girişim sermayesi yatırım fon. Evet. Bugün itibariyle ne kadar ulaştı? Fonun büyüklüğü ne oldu? Evet. Ve fonla ilgili olarak girişimcilere hangi dallarda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve ne yönde destek sağlanıyor? Evet. Öncelikle teşekkür ederim programımıza davet ettiğiniz için. Bunları bu platformlarda anlatmak bizim için çok keyifli, mutluluk verici. Anlatmak da lazım. Şimdi tabii fonumuzu biz 2020 yılında ilk imzalarını atmıştık ve sizin daha önceki programlarınızda da anlatma şansımız olmuştu. 2020 yılında Albaraka katılım, vakıf katılım ve Bilişim Vadisi olarak kurmuştuk fonu. 2021 yılı itibariyle de hemen başında SPK lisansımızı alarak çalışmalara başlamıştık. Fakat 2021 yılının sonuna geldiğimizde KOSGEB'in de ortaklığıyla beraber fonumuzun bugünkü büyüklüğü 300 milyona vardı. Biz 100 milyonla başlattığımız fon bugün yine vakıf katılım, Albaraka katılım, KOSGEB ve Bilişim Vadisi ortaklığında Albaraka portföyünde yöneticisi olduğu bu fon 300 milyon bir sermayeye ulaştı an itibariyle. Peki girişimcilere yönelik destekler başladı mı? Ağırlıklı evet. Hangi sektör? Tabii ki teknolojiye dayalı sektörler olacak mı? Ağırlıklı olarak ne yönde kümelenme var ve girişimcilere vermiş olduğunuz desteklerde aradığınız kriterler nedir? Herkes evet. Başvurabiliyor mu? Şimdi bir defa şöyle, bizim muhakkak belli bir stratejiyle çıktık. Bu strateji Bilişim Vadisi'nin kendi stratejisiyle de ortak ve uyumlu. Bilişim Vadisi ilk kendi vizyonunu ortaya koyarken şöyle bir vizyon koymuştuk. Biz 20 yıllık savunma sanayindeki bilgi, birikim ve başarıları, ülkemizin genel anlamda oluşturduğu bu bilgi birikimini sivil teknolojiler alanına aktarabilecek bir bölge ve bu çalışmaları yapalım. Bir defa ana başlığımız sivil teknolojiler. Sivil alanlara yöneleceğiz. Bunun en başında da mobilite vardı. Nitekim bu sebepten dolayı da baktığınızda bizim en büyük balina şirketlerimizden bir tanesi hangisi? TOG. TOG Bilişim Vadisi'nde tüm ARGE çalışmalarını yürütüyor. Mobilitenin yanında bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler ve akıllı şehirlerin alt başlıklarındaki uygulamalar, oyun animasyon, tasarım teknolojileri ve tabii ki siber güvenlik. Her ne kadar askeri bir teknoloji gibi görünse de siber güvenlik aslında hepimizi ilgilendiren birebir kapımızın kilidi rolünde, hatta bazen anahtarı rolünde çocuklarımızın kullandıkları oyun tabletlerinde mevcut. Dolayısıyla bu strateji aslında fonumuzu da oluştururkenki stratejinin birebir kopyası oldu. 2021 yılı itibariyle başlattık fonu ve şu anda fonumuz yaklaşık 50 milyon TL yatırım yaptı. Bakınız 16 ay içerisinde yaklaşık 1000 girişimciyle bu fon görüştü. Tamamen sivil alanda teknolojiler geliştiren, biraz önce saymış olduğum, işte bunun alt başlıklarında sağlığın da olduğu, tarım sektörlerinin de olduğu, birçok sektöründe içerisinde olduğu ama sivil alanlar olmak üzere teknolojileri inceledik. Yaklaşık 1000 girişimciyi 16 ayda inceledik. 16 ayda 16 yatırım kararı aldık. 11 girişimde tescillendi. Tescilli 11 tane yatırımımız var şu anda. Yatırım yaptık. Ağırlıklı hangi sektörlerden oldu? Aslında özellikle seçmiş gibiyiz böyle. Bir tarafta mesela mobilite tarafında var diyebilirim. Teslimat tarafında var. Lojistik kısmında. Diğer tarafta oyun kısmında var. Sağlık teknolojileri alanında var bir girişimimiz yine. Diğer taraftan siber güvenlik tarafında bir girişimimiz var. Tarım teknolojileri tarafında yine bir girişimimiz var. Her başlığımızda tek tek stratejik planımızda belirttiğimiz gibi her başlığımızda neredeyse bir girişime yatırım yapmış bulunuyoruz. Peki önümüzdeki dönemde özellikle şimdi Bilişim Vadisi çok stratejik de bir noktada. Aynı zamanda İzmir, Urla, Güzelbahçe'de de bir yapılanma var ve İstanbul'da da açıldı. Türkiye genelinde veya yurt dışında uluslararası anlamda yatırım planlarınız var mı? Yeni bilişim vadilerini görecek miyiz? Tabii globalde ki. De. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tabii şunu ama öncelikle ifade etmem lazım. Malumunuz fonlar, kurmuş olan girişim sermayesi yatırım fonları gibi fonların en büyük ihtiyaç duyduğu yapı sadece paranın kendisi değil. Aslında güçlü bir ekosisteme de ihtiyaç duyuyor. Eğer
paranız var ama ortada pazar yoksa alacak bir ürününüz olmaz. Dolayısıyla biz fonumuzu kurarken eşgüdümlü olarak, fiziki olarak da ne yapıyoruz? Bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu ekosistemi de kurarken sadece Kocaeli'deki merkez kampüsümüz, ana büyük kampüsümüzle beraber başlattığımız bu yolculuk, yine vizyonumuzda belirttiğimiz mega teknoloji koridoru kurma. Çünkü dünya merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına giderken biz de belli merkezler değil, aslında farklı farklı lokasyonlarda bütün herkesin, tabir yerinde ise ayağına gittiğimiz, girişimcinin, teknoloji tabanlı çalışma yapan, Ar-Ge'sini geliştiren, bütün süreçlerini, yazılım geliştiren, bütün bu süreçlerin içerisinde tasarımlarıyla öne çıkmaya çalışan tüm girişimcilerimizin, firmalarımızı takip etmek için aslında bir ekosistem kuruyoruz. Dolayısıyla bu ekosistemin bir ayağı olarak, evet, İstanbul'a geldik. Şu anda Vadi İstanbul'un içerisindeki bilişim vadisi İstanbul'umuz açıldı. Hatta sözleşmelerini imzaladığımız firmalarımız mevcut. Firmalarına da yer teslimlerini yaptık. 2022 yılının Mart ayı itibariyle Bilişim Vadisi İstanbul'dayız. 2022 yine Mart'ın sonu itibariyle de İzmir'de temellerini attığımız bir Ar-Ge ve Kuluçka merkezimiz var. İzmir'e de gittik. İzmir'le Kocaeli gibi iki büyük sanayi şehrini aslında Bilişim Vadisi'nin know-how'ıyla, bilgi birikimiyle buluşturacak bir altyapıyla kurmuş olduk. Bununla beraber İstanbul'u birleştirerek yaptığımız şey İstanbul Bilişim Üssü. İstanbul en fazla, Türkiye'de en fazla yazılımcının yaşadığı yer. İstanbul'la da bunu bütünleştirerek aslında 3 şehri birbirine bağlayan bir mega teknoloji koridorunu kurduk. Peki bu yeter mi? Hayır. Bunu ne yapmamız lazım? Bizim en temel vazifelerimizden bir tanesi teknoloji tabanlı girişimlerin ihracat potansiyellerini artırmak ve aynı zamanda da teknoloji transferini tek yönlü değil, uluslararası alandan da ülkemize gelecek teknoloji transferini sağlayacak yapılar oluşturmak. Bunun için ilk etapta ihracat potansiyelimizi artıracak, bizi Asya pazarına yönlendirebilecek bir noktaya daha geçen aylarda iki bakanımızın imzasıyla Azerbaycan İleri Teknolojiler Ulaştırma ve İleri Teknoloji Bakanı ile yine bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın birlikte attıkları imzasıyla Bakü'de ortak bir teknopark projesi imzalandı. Burada tabii ki yine yürütücü unsur Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teknoparkları noktasında Bilişim Vadisi, orada Bilişim Vadisi Bakü olarak da orada yerimizi alıyoruz. Orada da ne yapıyoruz? Uluslararası aslında alana geçmiş oluyoruz. Ümit ederiz. Çok daha farklı alanlarda, çok daha farklı ülkelerde de bu girişimlerimizi, belki Bilişim Vadisi'nin ana kampüsü kadar büyük değil ama mikro ölçekli olarak taşıyabilir. Her birini bir teknoloji transfer ofisi ve ticarileşme ofisleri, teknoloji ticarileşme ofisleri olarak kurgulayabileceğimiz yapıları da hayal ediyoruz tabii ki. O zaman sizden de almış olduk. Bilişim Vadisi Bakü olarak hayata geçecek. Tarih kesinleşti mi? Ne zaman faaliyete başlayacak? Temelleri imzaları attık. Aslında bütün süreçlerimiz imzayı atmadan evvelinde başlamıştı. Ümit ediyoruz. Planlamalarımız o yönde. Önümüzdeki yıl içerisinde de orada da bu açılışı sağlamış olmayı planlıyoruz. Peki Bilişim Vadisi, ben yeniden İstanbul'a dönecek olursam, her iki noktada özelinde söylediğiniz üzere TOK gibi büyük firmalar da yer alıyor. Aynı zamanda girişimcileri de adeta bir kuluçka merkezi gibi çalışılıyor. Kaç firmaya ulaşıldı çalışan sayısı açısından ve çok değerli bir ekosistem oluşuyor. Çünkü Kocaeli'de hem sanayi, İzmir'e yakınlığı olsun, İstanbul'a da yakınlığı, bir adeta teknoloji koridoru kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla baktığımızda yarattığı değeri, ihracat anlamında da ne kadarlık bir gelir sağlıyor, bunları da almak isterim. Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. Kurmuş olduğumuz şu anda Bilişim Vadisi ekosistemi daha çok yeni. 2019 yılının Aralık ayında resmi açılışını yapmış bir yerden bahsediyoruz. Yani 2020 yılını esas alalım. 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde 311 şirkete ulaştı burası. Aynı zamanda birinci etabını da bitirerek, ki Bilişim Vadisi totalde 5 etaptan oluşan bir yer, birinci etabını da bitirerek en büyük kapalı alana sahip bir fiziki sermaye artırıcı güç haline gelmiş oldu. An itibariyle %92 doluluk oranında. Şu anda Bilişim Vadisi kariyer portalımız var bizim ayrıca. Bilişim Vadisi kariyer portalında 400 açık pozisyon var. Yani 400 kişilik istihdam açık pozisyonu var. Firmalarımız buraya çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 4000'e yakın insanın çalıştığı bir yerden bahsediyoruz. Tam bir aslında startup üssü kurmuş durumdayız. Yani baktığınızda startuplar genel itibariyle nasıl ifade edebilir? 0-3 yıl arasında yaşları olan yeni kurulmuş şirketler ve 10 yaş 15 kişinin altında çalışanları olan yapılar olarak düşünürüz. Ortalamaya baktığımızda yaş ortalamamız 28.
Yani bilişim vadisinde çalışanların yaş ortalaması 28. Çalışanların ortalaması şirketler bazında baktığınızda 15'in altında, 12-13 bandında ilerliyor. Tam bir startup üssü aslında. Bir taraftan yatırımlarla güçlendirdiğimiz bir yer. Yeni yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz yıl, sadece geçtiğimiz yıl ki projelerini vermişler ve projesi henüz ürüne geçmeyen şirketlerimiz de bunun içinde olmasına rağmen bu mikro işletmeler, bu startuplar 600 milyonun üzerinde ciro yaptılar. İhracat potansiyelini artırmak için hedefimize devam ediyoruz. Tabii buradaki hedefleri aslında söylemek lazım. Yani bilişim vadisi gibi yapılar. Bugün teknoparkların 92 teknopark var Türkiye'de. Biz kendimizi bir teknopark olarak değil ama teknopark teşvikleri veren bilişim vadisi olarak konumladığımız için tamamında 7,5 milyar civarında bir ihracat geliri, dolar civarında bir ihracat geliri var. Bilişim vadisi bunun tamamını tek başına yapabilecek bir potansiyele sahip ve önümüzdeki dönemlerde bunun olması için çalışmalarımızda yürüttüğümüzü ifade edebilirim. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle şimdi destekler ayağında da girişimciler destekten hangi kriterlere çok daha dikkat ediyorsunuz? Bu konuda seçicilik de kuşkusuz çok tabii değerli. 1000 girişimci başvurdu ancak sonuç itibariyle 11 girişimci mevcutta destek sağlandı, 50 milyon Türk lirası, ancak beraberinde sürecin devam ettiği daha girişimciler var. Evet. Burada kriterler ne oluyor Serdar Şimdi Bey? Şimdi şöyle, iki tane aslında önemli kriterimiz var. İki kriterimiz. Birinci kriterimiz satış, yani şirketini kurmuş ve bir satış yapmış olmasını ya da pilot müşterisinin bu ürünü kullanıyor olmasını bekliyoruz. Neden? Piyasanın değerlemesini alması için, bir ürünün en iyi değerlendirildiği yerin aslında piyasanın kendisi olduğunu düşünüyoruz. Piyasada değerlenmiş ki fatura kesebilmiş, piyasada değerlendirilmiş ki bir şirket onu kullanıyor durumda. Bir defa en önemli kriterimiz bu. Şirketini kurmuş olmasını bekliyoruz. Sonraki kriterimiz ise şirketini kurdu. Biz yatırım kararı aldığımızda bilişim vadisinde yapısını bilişim vadisine taşımasını bekliyoruz. Tamamını değil. Ya projesini getirebilir ya tamamen headquarter'ını taşıyabilir gibi gibi, ama bir şekilde bilişim vadisinde olmasını bekliyoruz. Mesela yatırım yaptığımız Türk şirketleri arasında bir tanesi founder, yani kurucusu yurt dışında, İsviçre'de. İsviçre'de yaşıyor ama burada bir Ar-Ge ekibi kurmuş. Türk bir girişimci. İsviçre'de yine dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden bir tanesinde direktör pozisyonunda çalışan bir arkadaşımız. Onu tespit ettik, bulduk. Bulduk, tespit ettik. Bu tüm Türkiye'deki ekosistemi gezerken, tarama yaparken sadece bilişim vadisinde bulunan firmaları taramıyoruz. Çünkü biraz önce söyledim, bilişim vadisinde 311 şirket var, biz 1000 girişimciyle görüşmüşüz. Türkiye'nin tamamını, hatta yurt dışına şirketlerini kurmak için yönelmiş, orada bir takım ofisler açmış şirketleri de tespit ediyoruz. İşte bu İsviçre'deki mesela kurulanı tespit ettik. Sigorta yazılımları üzerinde yapay zekayla bir risk analizi algoritması yazmış bir girişimcimiz. Tespit ettik, bulduk. Bizim yaptığımız yatırımın çok fazlasına ihtiyacı varken onu tespit ettiğimiz için direkt söylediği söz, yani hikaye niteliğinde dedi ki benim aslında aradığım yatırım çok daha fazla ve yatırımcım hazır. Ama ben bu turu sizsiz kapatmak istemiyorum. Çünkü siz ta gelmişsiniz, beni bulmuşsunuz, bu işi de yapabildiğimi görmüşsünüz. Ben dedi kesinlikle size de az da olsa hisse vermek istiyorum. Yani bu yatırıma, sizin yapacağınız yatırım daha küçük olmasına rağmen ben bunu da dedi olmasını istiyorum. Biz bu şekilde girişimleri tespit ediyoruz, buluyoruz. Kriterlerimizden birincisi satış yapmak ya da pilot müşteriye ulaşmış olmak. Bununla beraber sivil teknolojiler alanında çalışmalar yapmış olmasını bekliyoruz. Yani askeri teknolojiler alanında yapılan çalışmalara ya da girişimlere biz bu fondan herhangi bir yatırım yapmıyoruz. Yatırım yaptıklarımızın tamamı tarım sektörü, yeni nesil otomotiv dediğimiz, belki daha da ilerisini söylemek lazım, mobilite sektörü, bağlantı teknolojileri, bulut teknolojileri. Mesela yine yatırım yaptıklarımızdan bir tanesi, dünyada 3 tane ülkede var ki en büyük rakipleri Almanya'da olan sentetik yüz oluşturma, yapay zeka ile sentetik yüz oluşturma yazılımı. Böyle bir yazılıma yatırım yaptık şu anda. 5 kişilik bir ekipler. Ama yapılan yazılım aslında bize neyi kazandırıyor? Bakın, daha geçen haberlerde çıktı. Uluslararası şirketlerden, elektrikli araç şirketlerinden bir tanesinin yine başka bir ülkede, yabancı bir ülkede araçlarındaki kameraların çekimleri nereye gidiyor bu datalar düşüncesiyle yasaklandı. Dedi ki yani bu kameraların çalışmasını istemiyoruz. Şimdi bu kameraların çalışması lazım ki normal şartlarda biz akıllı şehirleri inşa edebilelim. Evet. Yani datayla, veriyle yönetebildiğimiz yerler için veriye ihtiyacımız var. O zaman ne yapmamız gerekiyor?
Kişisel verileri de korumak gerekiyor. Sizin yüzünüzü dünyada hiç olmayan bir yüze çeviriyor aslında bu yapay zeka uygulaması. Bu kameralara yüklediğiniz zaman böyle bir uygulamaya yatırım yapmışız. Tek tek inceliyoruz. Tüm hızlandırma programlarına ekibimiz katılıyor. Bu ekip ne yapıyor aslında? Bu ekibin ana özelliği bir tarama çalışması yapıyor. Tüm ülkede kim ne yapıyorsa bir tarama çalışması yapıyor. Ama yine söylüyorum, bu fonun kurucularına bir defa teşekkür etmek lazım. Çünkü katılım bankacılığına da bir finansal anlamda bir yenilik kattık. Yani katılım bankacılığının da özellikleri anlamında bankacılık sektörüne de böyle bir yeni alan açılmış oldu. Ama bunun sadece parayla, sermayeyle erişimin kolaylaşması yeterli değil. Bunun için güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız var. İşte Bilişim Vadisi de bu fonun ekosistem kurucu ve geliştirici ayağını oluşturdu. Tüm değerlendirmeleri 3 aşamada yapıyoruz. Hani bunu da söylemiş olayım. 3 aşamada yapıyoruz. Birinci aşama, bir defa bizim bir kanunumuz var. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu. Bu teknolojik bir proje mi? Bunu inceliyoruz. Bu geçtikten sonra teknik komitemiz projenin değerlendirilebilir ya da aşaması, TRL seviyesi dediğimiz teknoloji hazırlık seviyesi ne düzeyde, bunları inceliyor. Bunları da geçtikten sonra işte biraz önce söylediğim kısıtları var mı? Bu kısıtlara bakıyor. Evet, bunlar da bitti. Geçtiler, en son yatırım komitemize giriyorlar. Yatırım komitemiz tamamen bağımsız ve Türkiye'nin en üst düzeyde hem finansal alanda hem de teknoloji camiasında kabul görmüş isimlerinden oluşuyor. Bu isimlerde komitede 7 kişilik, şimdi 9'a çıkarttık, 9 kişilik bu komite son karşılarına gelen elenmiş kısımların hepsini görüyor. Peki elediklerimizi ne yapıyoruz? Elediklerimizi artık bundan sonra yüzlerine bakmıyoruz diye bir şey yok. Kurmuş olduğumuz programla Gelecek Burada Komtr, yani burada aslında duyurusunu da yapmış olalım. Bütün girişimcilerimiz Gelecek Burada Komtr'ye girerek oradan bu projelerini yazabilirler ve biz onu aynı anda başvurularını online olarak alıp komitemiz dahi hepsinin gördüğü portallarda saklı tutuyoruz ve takip etmeye devam ediyoruz. Yani kendisini geliştirdiyse geliştirme süreçlerini de takip ediyoruz. Bu şekilde evet. Bir sistemimiz var. Şimdi özellikle çok değerli bir noktada tatil döneminde bilim kampları değerlidir. Aynı şekilde siz de buna benzer bir oyun sektörüne yönelik bir kamp düzenliyorsunuz. Doğru. Genç girişimcilere yönelik. Buradaki hedefiniz nedir? Burada özellikle katılacak olan gençler ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar? Evet. Bu bizim DigiH diye bir markamız var. Dijital animasyon ve oyun ekosistemi kurmak üzerine oluşturduğumuz, 2020 yılında da faaliyetlerine başlattığımız bir program. Bu program kapsamında oyun ekosistemini, animasyon ekosistemini geliştirmeyi hedeflemiştik. İlk etapta bir altyapı oluşturduk. 50 bilgisayardan oluşan, yüksek çözünürlüklü bilgisayarların olduğu bir altyapı oluşturduk. Sonra kamplara başladık. Bildiğiniz kampın ilk organizasyonu aslında çadırını kap geldi. Yani çadırlarıyla beraber gelip Bilişim Vadisi'nde 10 günlük bir kamp organizasyonu. Bu kamp hem orada kalırken kısa dönemli bir hızlandırma programı gibi işletiyoruz bunları. Buradaki gelen bütün ekipleri şirket kurmak gibi bir, yani şirketlerinin olmasına gerek yok. Olabilir ama şirketleri de olmayabilir. Gelen bireysel girişimci adaylarını 11'erli, sanki futbol takımı kurar gibi 11'erli takımlar haline getiriyoruz. Bu takımlara görevler veriyoruz ve başlıyoruz mentörlüklere, eğitimlere. Bir taraftan eğitimler, bir taraftan mentörlükler, bir taraftan kendi yapacakları oyun geliştirmek için ihtiyaçları olan altyapıyı da onlara servis ederek 10 günün içerisinde bir kısmını şirketleştiriyoruz. Bakın bugüne kadar bu kamplardan 4 tane yaptık. Hem yazın yapıyoruz hem kışın yapıyoruz. Yaz ve kış kampları şeklinde. Yazın yaptıklarımız daha büyük ölçekli oluyor tabii. Biraz şartlar, hava şartları da el verdiği için. Bakın bunlardan bugüne kadar 52 tane girişim çıkmış. 7 tane de yatırım almışız. 52 girişim derken çıkan oyunlar şirketleşmişler. Şirketleştirmişiz bunları ve bunlardan 7 tanesini de yatırımcıyla buluşturup yatırım aldırmışız. Yatırım almayanlar da kendileri oyun ekosisteminde oyun yapabilen, oyun ihracatı da çok daha kolay ve basit bir durum, daha kolay ihracat yapılabilen bir alan. Ve kendi şirketlerinde çalışmalar yapmışlar. Bunlar iş kurmuşlar. Bakın bir tane anıyı anlatmak isterim. Yani gelen girişimcilerimiz sadece İstanbul, Kocaeli, Bursa'dan gelmiyorlar. Burada yaz kamplarında bütün kalma, yemek vesaire bütün hizmetlerini biz görüyoruz zaten. Burada yaptığımız bu çalışmalarda Eskişehir'den, Erzurum'dan, Van'dan, Adana'dan, bakın her yerden, ülkenin her noktasından insanlar gelebiliyorlar. Gelenlerden bir tanesi
Doğu Anadolu bölgesinden gelmiş bir arkadaşımızdı. Geldi, şirketleştiler arkadaşlarıyla. Bir yatırımcı da onlara yatırım yaptı. Yatırım yapıp şirketleştiler. Dedi ki, ya annemi siz arayın. Bana inanmaz burada iş bulduğuma. Yani şirket kurduk, iş bulduk. Burada ben çalışmaya başlıyorum artık. İnanmaz. Oğlum bir yere kaçtı zanneder. Ya arayın dedi, biz söyleyin. İşte bu kamplar, böyle organizasyonlar. Umut veren ve onları takip ettiğimiz bu organizasyonları yapıyoruz. Bu yıl Ağustos ayında yine olacak yaz kampımız. Şimdiden dgh.com.tr ve bilişimvadisi.com.tr adreslerini takip etsinler muhakkak. Muhakkak başvurularını yapsınlar. Özellikle oyun sektöründeki girişimci evet. genç adaylara diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum böyle değerli projelere imza atan Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na beraber yapmış oldukları girişimleri ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bugün sağlamış olduğu destekleri bizlerle paylaştı diyor. Ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken gelecek hafta farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.